8 Ekim haftalık burcumuza hoş geldiniz. Yani yer yarıldı, gök darıldı diyoruz. Nasıl yani? Biliyorsunuz ki koç burçlarında 8 Ekim neler bekliyor diyorsanız, biraz koçların duygusallıkla ilgili değil de sağlık olarak ciğer, akciğer, kalp, damarlarla ilgili yaşadığı biraz gergin bir süreç, iş stresinden kaynaklanan vücutta halsizlik dönemi başladı. O yüzden koç burçları, sağlığınıza dikkat diyorum. Ekim 15'e kadar bu sağlıkla ilgili mücadeleleriniz olacak ama işinizle ilgili beklediğiniz yenilik dönemi var. 8 Ekim koçlar için beklediği güzel bir iş teklifi ya da oluşmasını istediğiniz iş var. Bu hayırlı olacak ve sizin için Kasım'ın ilk haftası hedeflediğiniz noktaya başlangıç sağlayacaksınız. Uzun süredir devletle ilgili beklediğiniz işle ilgili haber de Kasım ortasına kadar gelmiş olacak. Sabırlı olun koç burçları, sizin için inanılmaz değişimler başlayacak. İlişkinizle ilgili de uzun süredir ilişkinizle alakalı yaşadığınız karmaşıklıklar sizi yordu ve bir türlü özel hayat oturtamadım diyen koç burçları için de bu hafta onlar için sürpriz değişimler söz konusu olacak. Evli koç burçları için de muhteşem bir yenilik ve ev değiştirme haftası diyorum. Boğa burçlarını 8 Ekim neler bekliyor diyorsanız, boğaların işleriyle alakalı çok gereksiz tartışmalar ve uzayan geçmiş konular onları çok büyük bir depresyona itmeye başladı. Ama işinize konsantre oluyorsunuz çünkü sizin Ekim ayı verimlilik ve başarı döneminizin ve konumunuzla ilgili güzel bir yükseliş sevinci yaşayacaksınız. Ama siz de oturduğunuz araç ya da oturduğunuz evle ilgili değiştirmek istediğiniz fikirler var. Kasım sonuna kadar gerçekleşecek ve boşanmak isteyen boğa burçları için artık evrak, dosya hazır. Hani savcı ya da hakimin kararını bekliyorsunuz. İnşallah muradınız neyse gerçekleşecek ve boşandığınız eş ya da kadından kaynaklanan parayla ilgili orta karar verecek ve mutlu olacaksınız diyorum. Bekar boğa burçları için de evlilik dönemi başladı. Doğru insanla ilişki ve ailelerin tanışma dönemi. Hayırlı olsun. Bir de şöyle anne ve baba özlemi var boğalarda. Bol bol vakit geçirirseniz sevinirim diyorum. İkizler 8 Ekim'de neler bekliyor diyorsanız, ikizler için de inanılmaz aşk ve yenilik ve yenilendiği sürecin başlangıç dönemi olacak. Yeni bir oluşum ve işle yapmak istediği, kendine ait iş kurmak istediği yenilikler var. Kasım'a kadar bu anlaşmalar imzalanacak ama uzun süredir aynı koltukta görev yapan ikizler burcu içinde değişim bekliyorlar ama biraz daha sabırlı olun. Aralık ayı itibariyle değişim gerçekleşecek ve iyi olacak. İlişkisiz ikizler içinde aşk var ama inancınız kalmadı, yer gök darıldı diyorsanız darılmasına gerek yok. Size de aşklar bu yıl bitmeden muhteşem aşka yelken açacaksınız diyorum. Ve sizin de miras konularınız var. Uzun süredir çözemediğiniz yasal süreçler gündemde. Bu yasal süreçler içinde aralığa kadar elinizde evrağınızı almış ve mal paylaşılmış olacak. Sağlık konusunda sizde mide krampları, bel ağrıları, bel fıtığı gibi bir durum söz konusu olabilir. Dikkat diyorum. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerde değişen ne var? Aslında onlar evdeki her şeyi atıp, koltuk, masa, sandalye, bardak, çaba, her şeyi kırıp döküp yeni bir ev, yeni bir ilişki, yeni bir iş düzeni kurmak istiyor yengeçler. Çünkü onlar çok yorgunlar ve geçmiş işleriyle ilgili beklediği atama olmadı, yükselişi olmadığı için acayip sinirliler. Sabırlı olun yengeçler. Gerçekten istediğiniz yükselişiniz gerçekleşecek ama sizin hani artık sabır enerjiniz kalmadı. O yüzden yoga, pilates, meditasyon ruhunuza iyi gelecek. Aşk konusunda da uzun süredir sessiz devam eden bir ilişki var. Gitsin mi kalsın mı dediniz. O ilişki büyük bütünleşme ve iyi bir süreç olacak. Çocuk isteyen yengeç burçları için de sürpriz bir bebek sevinci yaşanacak. Hatta yeni bir ev alma gibi evi de karşı ya da yaşadığınız yerin tam karşısından alacaksınız. Hazırlıklı olun diyorum. Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslanlar aslında yoğun bir iş temposu, büyük anlaşmalar, büyük yenilikler yapmaya çalışıyorlar. İnşallah yaptığımız emekler ziyan olmaz korkusundalar. Allah sizi çok büyük bir ödüllendirecek. Sabırlı olun aslanlar diyorum. Devlet atamasını bekleyen aslanlar için de Kasım ayının sonu, Aralık itibariyle sizin için verimlilik süreci başlayacak. En geç bir dahaki 2019'un Ocak ayı diyorum aslanlar. Özel hayat konusunda da aslında doğru aşka yelken açan, onlar evlilik hazırlığına girdi ama ben uzun süredir ilişkisizim,
evde dişi sinek dişi erkek yok diyen aslan burçlarında da muhteşem aşk haftası var. Doğru insanı bulma dönemi olacak. Sabırlı olmanızı istiyorum. Sizin de ev satmak ya da araç satma gibi bir niyetiniz var. Evet, doğru karar ama Kasım'ın sonunu beklerseniz daha kâr edeceğinizi düşünüyorum. Bir de uzun süredir kenarda durup biriktirdiğiniz bir altınız var. Bozdurayım diyorsunuz. Hayır, bozdurmayın. Çünkü altın size değer katacak gözüküyor. Terazi burcu 8... Başak burcu ya, ne terazisi, aklım nereye gitti? Neyse, kafayı karıştırmayın diyeceğim. Ne diyoruz, Başaklar neler bekliyor? Başak aşk dolu bir döneme giriş yaptılar. Doğru insan diye adapte oldular ve doğru aşka yelken açan Başaklarımız var. Onlara hayırlı uğurlu olsun. Ama uzun süredir aşk konusunda yerlerde sürünüyorum. Emine Hanım diyen insanlar için daha aşk var. Ama işlerinizle ilgili beklediğiniz çok büyük bir yenilik ve bu yeniliğin arkasından en üst mertebeye erişeceğiniz bir dönem. Ve iş bekleyen Başak burçları için de gerçekten hayırlı bir iş kapınız var. Kasım ayı itibariyle, en geç Ekim 15'e itibariyle iş kapınız ve en geç Kasım itibariyle iş kapınız aydınlıkta olacak. Sizin de ayak taban ve annede rahatsızlıklar olabilir ve uzun süredir çözemediğiniz boşanmanızla alakalı süreçlerinde netliğine kavuşmuş olacak Başaklar diyorum. Terazi burçlarında aslında en büyük uyku ve tatil kapısına girdi terazi burçları. Biliyorsunuz onlar da yeni bir doğuş. Onların doğum günleri kutlu olsun. Terazi haftasına girdik, çok şükür diyelim. Terazilerde çok büyük bir beklentiler, yeni projeler, yeni oluşumlar içerisinde ama terazilerin korkuları, maddiyat ve kaygıları var. Bunlarla ilgili toparlanmak istiyorlar ve toparlanamayacağım korkusu var. Elimdeki biriktirdiğim emekler de ziyan olacak diyen terazi burçları var. Terazi korkmayın, elinizdeki malınız sizde kalacak Allah'ın izniyle. Hatta çok büyük işler imza atacaksınız ve sonu çok aydınlık olacak. Ama kardeş ya da akrabalardan kaynaklanan gereksiz kaoslar sizi yıprattı. Artık senin de hataların var terazi, biraz kendine gel, adapte ol ve kontrol etme döneminiz diyorum. Sizde de evet, sağlık problemleri diz değil de diş problemi, ağız problemi, af problemi olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Bir de uzun süredir çocuk tedavisi gören ve çocuk sahibi olmak isteyen terazi burçlar için de sürpriz bir tedavi süreciyle çocuk sahibi olacak diyorum. Evet, akrep burçlarında 8 Kasım neler bekliyor diyorsanız, akreplerde yorgun bir hafta, mutsuz bir hafta, parasızlık haftası, artık yerlerde sürünüyorum Emine Hanım diyen akrepler var. Evet akrepler, biraz daha sabırlı olun çünkü sizde de değişik anlaşmalar, yeni süreçler, beklediğiniz işler, haberler var ve özellikle yurt dışı ile ilgili plan ve program içerisindesin akrepler. Yerde sürünüyorum, artık nefes alamıyorum diyen akrepler için Ekim biterken muhteşem mucizeler kapısında olacak. Bu iş konusunda hedeflediği noktanın en üst seviyesine erişme sevincini yaşayacak. Ve onlarda da bir araç değiştirme gibi, yenilenme gibi niyeti var. Bence bir dahaki sene sizin için daha sağlıklı ve daha hayırlı olacağım diyorum. İlişki konusunda da aslında ilişki var ama doğru dengede gitmediği için var mı yok mu arasında sıkışmış bir ilişkiniz var. Kararsızsınız, bitsin mi kalsın mı. Aslında o bir tarafın sizi bırakmasını bekliyorsunuz. Sessizliktesiniz. Aşk isteyen akrepler biraz daha sabırlı olursanız sevinirim. Çünkü sizde aşk var. Yay burçları 8 Ekim neler bekliyor diyorsanız, aslında yaylar ciddi anlamda işkolikler ama çok durdu işler ve her şey böyle üst üste biriken bir dönem. Ve o dosya, bu evrak, bu koşturma, bu yasal ve yeni yeni iş evrakları yollamaktan bunaldınız ve artık iş çıkmayacak diyen yay burçları içinde aralığa kadar hedeflediğiniz iş kapınız var. Sabırlı olursanız sevinirim. Yoğun bir tempoda çalışan yay burçları içinde güzel bir yükseliş ve verimli bir değişiklik olacak. Devletle alakalı da uzun süredir beklediğiniz temiz evrağınız kapınızda. Yaylar, o yüzden sizin için yeni yeni doğuş, yeni bir oluşumlar hayır olacak. Aşk konusunda uzun süredir aşk yaşamayan yay burçları bir 4-5 ay daha sabırlı olsun. Ama hemen yakında özellikle yükseleni aslan olan yay burçlar bir evlilik ve doğru aşka yelken açma dönemi olacak. O yüzden yaylarda değişken dönemler var, hayırlı olacak. Paranızla ilgili de gereksiz harcamalarınız var, yay dikkat diyorum. Oğlak burçlarının aslında çok yoğun bir tempo, çok yoğun koşturma ve bir sürü anlaşmalar, yenilik ve bu yeniliğin karşısında parasızlıktan bunaldım diyorsunuz ama çok da büyük işler var arkada ve bu paraların gelmesini bekliyorsunuz. Evet oğlaklar, sizin yasal haklarınızla ilgili çok sürpriz paralar hanenize giriş yapacak. Hiç olmadık miras haklarınız gelecek ama emeğinize karşılık da ödüllendirme ve maaşınızla ilgili de ödüllendirme var. O yüzden oğlakların Ekim ve Kasım
kesin bolluk ve bereket ama uzun süredir iş bekleyen oğlaklarda da bu hafta sonu büyük bir sevinç ve işe başlayacaklar. Aşk konusunda oğlakların uzun süredir devam eden ilişkisiyle ilgili evlilik yolu kararı verdi. Boşanmak isteyen oğlaklarımız da var ve kararsızlı çocuklarla ilgili. Onlar da boşanma kararlarını ortak bir süreçte verdiler. Doğru süreç bir ev konusu değişilmesini istiyorsunuz ve bu ev ailenizden kalan yeri satmanızı uygun görmüyorum. Biraz daha sabırlı olursanız sevinirim. Kova burçlarını 8 Ekim neler bekliyor diyorsanız inanılmaz kontrollü, inanılmaz hesaplı ve kitaplı gitmeye karar verdiniz. Çünkü her şey böyle üst üste birikmeye başladı. Yaptığınız işlerde büyük başarı ama parasını alamayan kova burçları ile ilgili şirketten ayrılma ya da iş tazminatı dediğimiz süreçler başlayacak. O yüzden biraz yorucu, biraz stresli bir hafta yaşayacaksınız. Sonrasında arınacaksınız. Güzel süreçler sağlanacak. Ve devletle ilgili beklediğiniz sizin de iş beklentiniz var. Bu Kasım'ın ortası ya da Aralık'ın ilk haftasında gerçekleşmiş olacak ama kovalarda anne sağlık, göz ameliyatı, katarak ameliyatı olacak. Kova burçlarımızın anneleriyle ilgili ya da ablalarıyla ilgili sağlık problemi olabilir. Dikkat diyoruz. Ve uzun süredir ailemizde boşanmayla ilgili gündemde konu olan kova burçları evlilikleri kurtuluyor. Panik yapmayın diyorum. Evliliğiniz tekrar hatta çocuk ve erkek çocuk sevince yaşanacağını söyleyebilirim. Balık burçlarında aslında değişen sadece yeni bir iş, devletle ilgili evrak, askerlik evrakınız olabilir, doktorluk evrakınız olabilir. Bunlarla ilgili büyük bir mücadele. Kasım ayı itibariyle Allah kısmet ederse göreviniz ya da atamanız gerçekleşmiş olacak. Bunun sevincini yaşayacaksınız. Hatta yeni ev arayan balık burçları için de aralığa kadar ev probleminiz çözülmüş ve üzerinize girmiş olacaksınız. Ve ailenizle alakalı bir araç gündemi var, destek almak istiyorsunuz. Aracınızda, kapınızda hazırlıklı olun balık burçları diyorum. İlişkisiz balıklar için de artık ben denizde boğuldum, ilişki yok diyen balıklara evet biraz daha sabırlı olun. Sizin de aşk mevsiminiz var ama Ocak ayından sonra doğru aşka yelken açacaksınız. Ve çocuk isteyen balık burçlarınız var. Onlar da aralığa kadar çocuk sevince ve uzun süredir alamadığınız bazı borçlar var ve alınmasını istediğiniz paralar var. Bunlar da halinize Ekim sonuna kadar girmiş olacak. Ve satmak istediğiniz ailenizden kalan bir arsa var. Burayı ortaklı bir hisseli olduğu için yasal bir sürece girecek. Sabırlı olun, sonunda hallolacak ama yasal süreçle çözümlenecek. Evet, 8 Ekim haftalık burcumuz da burada sona erdi. Bizi takip edip, bizi beğendiğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 10.000'de canlı yayın yapacağız. Hep birlikte canlı canlı. Şu an 7.000'e yakın bir süreçteyiz. 10.000'e ne kaldı? 3.000 kişi kaldı. Paylaşın, her noktada ulaşsın videomuz ki canlı yayına hep birlikte canlı canlı programlarımızı yapalım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.